Sizce en düşük puan alan anime ne? Sword Art Online, Fairytale ya da My Hero Academia? Hayır bunların hiçbiri değil. Peki ya Mars of Destruction? Yakın yakın çok yakın. Ama en düşüğü değil. Bugün My Anime in indirilenip en düşük puanlı animelere bakacağız. Hemen başlayalım. En düşük puanlı animeyi bulmamız için önce My sıralama kısmına girmemiz gerekiyor. Evet burada en yüksek puan almış ilk 50 anime var. Buradan en aşağı inip ileri diyoruz. Biraz daha gidiyoruz. Biraz daha. Ne çok anima varmış hala 5 yere gelemedim ya. Efendim? E mal mısın amına koyayım? Üstteki linklerin direkt gelsene ne uğraşıyorsun salak gibi? Ee, peki. Üstteki linkten binler. Ha şurası. Aa oldu. Evet son derinlerine indik sanırım. Artık animelerin puanları çıkmıyor ve alfabetik olarak sıralanmaya başladılar. Yani en düşük puan animeler burada. En düşük puan animemiz ise 13.137. anime olan Tengu Danze Skeldr Heaven'mış. Onun hemen iki üstünde de Hamesuna Mars varmış. Gerçekten de bayağı yakın. O zaman artık animelere bakmaya başlayabiliriz. Tenku Danzai Skeldr Heaven. Tek bölümlük bir animeymiş ve 1.85 puan almış. Türlerin ise bilim kurgu meka yazıyor. Meka türünde bir sürü dandik iş izlemiştim ama ne kadar kötü olabilir ki? Gelin bakalım. Anime dünya ile uzun uzun bakışmamız ile başlıyor. Evet bildiğiniz bir dakika boyunca sadece bu sahne var. Kayna. İki <laughs> Hikaye çok basit. Kocaman bir dokunaşı canavar var. Kızlarım ise bunu yenmeye çalışıyor. Bu arada bu yapan abimizin kim olduğuna bakarken Mars of Destruction'da yapan kişi olduğunu gördüm. Mars of Destruction'da da görmüştük. Bu abi cidden Evangelion'u çok seviyor. Skeletor da gene Evangelion'dan çağlı esinlendiği bir senaryo yazmış. Kocaman bir canavar var. Birileri robotları benip bu canavarın çekirdeğini patlatmaya çalışıyor. Tıpkı Evangelion'da olduğu gibi. Ama sadece bu da değil. Bu karagah gibi olan yerin aşırı benzemesi. Ya ona geçtim direkt Fuyusuki'yi bile almışlar. Ooo bu ne? Tamam 2004'te çıkmış olabilir. Yani CGI çok gelişmemişti. Ama bu kadar da kötü değildi ya. <gülüyor> <gülüyor> bu animenin en büyük sorunlarından birisi de bu. Hiçbir şey mantıklı değil. Bravo sahnesi yaşanırken şehre saldıran canavar bahçede gözüküyormuş. Ve kızlardan biri bunu en son fark ediyor. Ya fark etmemelerini geçtim. Kırmızı alandasınız. Hani bir şeyler olmuş olabilir. Bu sakin tavırlar nedir ya? Biraz heyecana girer insan. Hah, Bakın bu kırmızı alarm olayı bu adamın yürüdüğü sahneden biri var. Ama nedense şehire kocaman bir canavarın saldırması gerçekten kimse de değil. Sanki her gün bunlarla savaşıyorlar. Böyle ağır ağır yürümeler işte. Bahçede okçuluk antrenmanı yapmalar ki bir meka pilotu neden okçuluk antrenmanı yapıyor? Ne işine yarayacak çok merak ediyorum. i̇şte sonra duşa girmeler, duşta oyalanmalar filan. Bu ne? Bir anda neden 5 yıl öncesine gidip bu sahneyi gördük mesela? Az önce dediğim gibi hiçbir şeyin mantığı yok. Müsino! <laughs> Of oh, bu animenin kurgusu o kadar rezil ve saçma ki. Bakın şimdi. Savaş sırasında oğlanımızın jeti düşerken kızımız onu çok sevdiği için kurtarmaya çalışıyor. Ama o anda canavar da kıza saldırıyor ve kız çığlık atıyor. Bir anda bu kızların aslında sentetik insan olduğunu öğreniyoruz filan. Ama bu kadar ani giriyor ki bu sahne. Bildiğiniz kız çığlık atarken flashback yaşıyoruz. Evet az önceki anlamsız geçişten sonra Kurgucu abi kombo yaparak ikinci geçişi de çakıyor. Burada da neymiş kız bunu seviyormuş filan. Ya s*** edin gelin yok ettiklerine bakalım. Canavarın içine giriyorlar. Çekirdeğine minigun ile ateş ederek öldürüyorlar. Evet öylece ölüyor. Sadece dumanlar çıkarak düşüyor. Ne bir patlama sahnesi ne çakıldığını gördüğümüz bir sahne hiçbir şey yok. Öylece düşüyor. Sonraki sahnede de Fuyusuki abimiz bizim oğlanı Insta'da yakın arkadaşlardan çıkarıyor ve bu şekilde anime bitiyor. Ama hayır bu anime Sato Yoshiteru tarafından yapıldı yani anlamsız bir son olmak zorunda. Aradan bir yıl geçer. Bu sefer Tentacle canavarı bütün sülaleyi toplayıp gelmiştir. Acaba şimdi karakterlerimiz ne yapacak? Tentacle canavarın bütün sülalesini yenebilecekler mi? Asla öğrenemeyeceğiz. Çünkü bu anime Sato Yoshiteru animesi. Baya rezil bir animeydi. Neden en düşük puan aldığını çok rahat anlayabiliyorum. Neyse sıradakine geçelim. Utsu Musume Sayori. Bu şey niye MyAnimeist olduğuna dair gerçekten hiçbir fikrim yok ve çok merak ediyorum. Böyle YouTube'a garip garip semboller yazınca çıkan rahatsız edici videolar olur ya. Heh işte bu da onlardan birisi. Yani ne olduğunu anlatmam gerekirse e, sayuri var, anası var, babası var. Sonra babası kızım strike zamanı diyor. Sonra birinin arkasına birkaç kere vuruyorlar ve bitiyor. Baya garip ve rahatsız edici ama o kadar da değil. Bilmiyorum sadece kötü bir videoydu. Bunu yapan adamın yaptığı iki diğer iş de listede. Bu yüzden hepsini direkt anlatacağım. Zaten çok kısalar. İlk işimiz Kokuhaku. Koku. 40 saniyelik bir korku animasyonuymuş. Bu arada bunları anlatırken YouTube'dan sarı dolar yemek istemediğim için birazcık sansür uygulayacağım. Ne demek istediğimi zaten anlarsınız. Bir kız yavaşça bize doğru geliyor ve bıçak çıkarıyor. Sonra onu boynumuza yumyumluyor ve her yerden ketçap çıkmaya başlıyor. Yere düşüp gözlerimiz kapanıyor. Bu kadar. Diğerinde kızın biri bankta otururken manyan biri gelip neşterle elinden ketçap içmeye başlıyor. Sonra kızın arkadaşı gelip onu kurtarıyor. Sonra kız kafayıp arkadaşının boynunu ısırarak ketçap içmeye başlıyor. Ve son dedim ki bunlar neden malimesi olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Bunların yerine benten filan ekleseler daha mantıklı olurdu. Bahsedeceklerim arasında bu adamın yaptığı son işe gelirsek Shitcom. Adından da anlaşılıyor üzere iğrenç bir video. Ama merak etmeyin sizin için sansürleyeceğim. Randomöy çıkmış bir çift var. Adam kız evlenme teklif ediyor. Sonra kız bir anda çok heyecanlanıp ağzından sıkmaya başlıyor. Sonra adam da öyle yapıyor. Ve bitiyor. Bunu yapan adamın YouTube kanalına baktığına baya böyle garip garip videoları var. Bu tarz şeyleri seviyorsanız bakabilirsiniz. Puzzle of Autumn. Bu da saçma salak videolardan birisi. Adamın bir yaptığı çizimleri insanları epilepsi krizine sokacak şekilde göstermiş. Bildiğiniz slide gösterisi. Değerlendirebileceğim hiçbir yanı yok. Tamamen soyut bir şey. <laughs> Üzerine konuşabileceğim bir şey geldiğine mi sevinsem, bu rezil şeyi sırf video için 10 bölüm izlememe mi üzülsem bilmiyorum. Bakın ben bunu sonuna kadar izledim. Sırf anlatmaya değer bir şey olur, esprisini falan yaparım diye. <laughs> hiçbir şey olmadı. Kız kardeşler var. Ellerine göğüs elması dedikleri bir şey var. Bir tane yaşlanıyla sapık adam bunları çalmaya çalışıyor. Bu kadar. 10 bölüm boyunca böyle saçma salak şekilde bu anlatılıyor. Cinsel yönden ilgi çekici yapılmaya çalışılmış ama o kadar başarısız ki. Mesela acil durum olduğunda kızların göğsü titriyor. Ne kadar seksi değil mi ya? Ya da arabada kaza olacak mesela kızların göğsü büyük bir anda yastık görevi görüyor. Bilmiyorum aşırı aptalca. ya yani çok ne söylüyorum şunu izlerken videoyu yapmaya karşı olan bütün tutkumu kaybettim. O kadar sıktı ki beni. Sadece 7 saniyelik bir animasyon. Bildiğin hiçbir şey yok. Aa Exarm. Bunu çıktığı sezon birkaç bölüm izlemiştim. Ne yapıyorsun lan burada diyeceğim de bunun hak ettiği yer burası zaten. Kısaca ne olduğunu bahsetmem gerekirse CJ ile iki boyutlu animasyon o kadar boktan harmanlandı bir anime ki bu izledikten sonra Berserk 2016'nın CJ yemin ediyorum gözümde güzel gözükmeye başladı. O kadar saçma salak sahneleri var ki. Açıp Berserk 2016'ya bakıyorum adamlar güzel yapmış ya. Ama bu animenin sorunları aslında ortaya çıkan işte bitmiyor. Arka planda yaşananlarla ilgili de bayağı konuşulması gereken şey var. Bu yüzden de bununla ilgili başka video çekmeyi düşünüyorum. Eğer Exarm ile ilgili bir video gelmesi istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Yani diğer bir deyişle bu da başka bir videonun konusu. Superchild. Bu listedeki animelerin en azından ilginç bir yanı vardı. Ne bileyim az da olsun güldüğüm sahneleri oldu veya absürt buldum sahneleri oldu. Ama Super Child yok abi sadece kötü. Kapağından anlaşılacağı üzere Super Child kötü bir Dragon Ball çakması. Nasıl bize Türk yapımı Pokemon olarak Cilla varsa ki Cilla bundan daha iyidir. Bu da Korelerin yaptığı çakma Dragon Ball. Hikayemiz Goku pardon Gökdari isimli Super Child olarak bilinen bir çocuğun galaktik suçları yakalamasından ibaret. Gökdari bu galaktik suçları yenebilecek mi? Hadi çocuklar izleyip görelim. Tabii ki de yenecek. Başta 4 dakika boyunca özetle her her şeyi gösteriyorlar zaten. Şunu oturup 2 saat izlediğime inanamıyorum. O kadar sıkıldım ki böyle üst düzey bir forma evrilecektim. Terimler çok çocukça, seslendirme, rezalet, böyle kulaklarım acıyor bir süreden sonra. Hatta 50. dakikada sesi arttırmışlar. Ses efektlerine daha da kulaklarım acıyor. Animasyonlar rezalet, o kadar boktan ki uzun uzun gömebilirim her şeyini. Ya onu geçtim. Sen niye en başta 4 dakika boyunca bütün hikayeyi anlatıp sonra başlatıyorsun? Ha, başlaması da ayrı kötü. Başladıktan sonra 2 dakika boyunca yan bir karakterin uyumasını görüyoruz. Daha ilk dakikalardan sıkılmaya başlamıştım. Valla efendim oturup size bunun bütün hikayesini anlatabilirim ama siz de sıkılıp videoyu kapatmanızı istemiyorum. Bu yüzden sadece birkaç şey değinip videoyu bitireceğim. Animenin İngilizce dublajını yapan ekip Dragon Ball'un İngilizce dublajını yapan ekiple aynıymış. Yani adamlar seslendirdikleri animenin bir de çakmasını seslendirmişler. Baya komik bir durum. Ama gene de seslendirme o kadar kötü geldi ki. <laughs> Bilmiyorum kayıt cihazından dolayı ama 1974'te çıkan Haydi'nin seslendirmesi bile benim kulağıma daha güzel geliyordu izlerken. Ya onu geçtim. Filmi kayıt ederken artık hangi süper zeka kaydettiyse yamuk kaydetmişler. Mesela bu yüzden bu sahnedeki yazıları okuyamıyorsunuz. Bu arada bu kısımda ana karakterimizin 199 yaşında olduğu yazıyor. 200 yaşında süper çocuk mu olur koyayım. Bunların dışında 7. dakika 30. saniyede Juju referansı var. Ana karakterimiz Gökdaris saçı yanınca sinirleniyor. Bunların dışında animenin geçtiği yıl 2023. İnsan aklına güzel şeyler çağrışıyor değil mi? Neyse bahsedeceğim animeler bu kadardı. Daha fazla kendimi eziyet etmek istemiyorum. Ama siz benim kendimi eziyet etmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu like atabilirsiniz. Lütfen abone ol. 140 bin izlenen videodan 200... <laughs>